Gelelim Sivas Pirinç Amatör Küme'ye. Yıldız Eli Birlik Spor kendi sahasında, daha doğrusu deplasmanda diyelim, Sivas'a Devlet Su İşleri'ne konuk oldu. 1-0 kazandılar. Bu maçla ilgili de görüntülerimiz var çok kısa ama önemli olan burada Yıldız Eli Kaymakamı'nın, Yıldız Eli Belediye Başkanı'nın, Yıldız Eli Kulüp Başkanı'nın inanması. İşte bir şey söyleyelim mi hocam net olarak? Yani Zara'nın böyle bir şansı olmadı. Evet. Şu yani bahsettiğim kaymakam bundan önceki kaymakam, bundan önceki kaymakam, yani hiç futbolu çok seven, yani futbol fanatiği, futbolu seven, şehrine, ilçesine katkısının olduğuna inanan bir kaymakam. Şimdi izleyeceğiz, genç bir kaymakam Ahmet Canpınar. Müthiş ya, yani herkes etrafına toplamış. Herkes maçlarına geliyor, destekliyor. Ve kendisi hedefini de söyledi. Hedefimiz üçüncülük dedi. Bal Ligi değil sadece, Bal Ligi'ne çıkmakla bitmeyecek dedi ama bir yerde de şunu söyledi. Biz bu takımı yaparken dedi şampiyon olsun diye yapmadık. Yıldız Eli'ne bir hareketlilik getirsin. Futbola renk katalım. Sivas'a evet. Gelsinler. Sivas'takiler Yıldız Eli'ne gelsin. Yani Yıldız Eli'ne bir hareketliliği sağlayalım diye biz bu takımı oluşturduk dedi. Şimdi onunla ilgili röportajımızı bir izleyelim. Yıldız Eli Birlik Spor Devlet Su İşleri karşılaşmasıyla ilgili. Aynı gün bu maçtan önce de emniyet gücü Gürünşal'la oynadı. Bu karşılaşmada 3-3 sona erdi. Arada 2 puanlık fark vardı. Berabere kalınca, Yıldız Eli'de kazanınca aradaki puan farkı da 4 oldu. Bu maçı izliyoruz. Evet, Sivas Pirinç Amatör Küme'de 15. hafta Yıldız Eli Birlik Spor Devlet Su İşleri karşısında mutlak 3 puan arıyor. Bundan önceki karşılaşma oynandığı tamamlanmıştı. Emniyet gücü Gürünşal'la 3-3 berabere kaldı. 3-2 öndeyken son dakikada penaltı golüyle Gürünşal beraberliği sağladı. Abdülvahabi Gazi 0, Yüceyspor 1. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda Sivas Demirspor 2, Demirçelik Divriği 1, Şarkışa Belediye 1, Sivas Yolspor 3, Emniyet Spor 3, Gürünşal 3, Sivas DSE 0, Yıldız Eli Birlik Spor 1. Şu anda oynanmakta olan karşılaşmada atılan tek gol var. İkinci yarıda takım kaptanı Eyüp kaydetti Yıldız Eli Birlik Spor'un golünü. Ve kalan maçlarda bakalım, 16, 17 ve 18. haftada Yıldız Eli Birlik Spor önümüzdeki hafta Demirspor'la oynayacak kendi sahasında. Sonra Avgazi deplasmanı Sivas'ta, arkasından da sahasından Yüceyspor'la sezonu tamamlayacak. Şu anda baktığımız zaman tabloya artık son 3 hafta sadece maçlarına çıkacak ve kazandığı takdirde önümüzdeki hafta büyük ihtimalle de bir hafta kala da erken olarak da şampiyonluğunu ilan edebilir. Yıldız Eli Birlik Spor Sivas Fuar Alanı 1-0 sahada oynanıyor karşılaşma. Devlet Su İşleri'nin de etkili oyununu izliyoruz. Evet, şu anda görüntüye de geliyor. Karşılaşmayı izleyenler ekranlara da getiriyoruz. Devlet Su İşleri'nde genç bir koşan bir takım olduğunu da söyleyelim. Yıldız Eli Birlik Spor'da yine genç koşan ve arasında da tecrübeli isimlerin olduğu bir takım. Bünyamin Polat gibi, Kadir Aytak gibi, Abdülkadir Aytak gibi tecrübeli isimler var. Yıldız Eli Birlik Spor Sivas Pirinç Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Artık geriye sadece 3 haftalık bir mücadele kaldı, lig kaldı. Yıldız Eli Birlik Spor'un yöneticileriyle birlikteyiz. Gerçekten de futbolu seven kişiler. Şu anda sahada mücadele devam ederken sezon içerisindeki hedeflerinden konuşacağız. Kaymakam Bey de yanımızda. Merhabalar efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Kanal 58 Yalan TV 58 kanalına da çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Evet, sezon başından itibaren bir hedef koydunuz. Şu anda da hedefiniz artık sadece haftalar kaldı. Neler söylersiniz? Lig içerisindeki mücadeleden, mücadele bittikten sonraki hedeflerinizle ilgili. Öncelikle bu sene
gerçekten öngörüyorduk zaten hani zorlu bir mücadele olacağını da bu kadar bu haftaya kadar bu şekilde çekişmeli olacağını ben açıkçası tahmin etmiyordum. Daha önceden koparırız diye düşünüyorduk. Grubumuzdaki takımlar iyi gerçekten. Sivas spor şehri gerçekten futbol şehri. Futbola çok güzel bir ilgi var. Bu da beni ziyadesiyle memnun etti. Ben de futbolu seven bir insanım. Geldiğimden beri göreve başladığımdan bu yana kulübümüze her türlü desteği sağlamaya çalıştık. Her maçına da deplasman maçımız olsun, iç saha maçımız olsun yerinde seyrediyoruz. Arkadaşlarımıza yerinde moral vermeye çalışıyoruz. Sene başında hedefimizi büyük koyduk. Üçüncü lige çıkmak istiyoruz. Nihai hedefimiz bu. Profesyonel bir kulüp oluşturmaya çalışıyoruz Yıldız elinde. Bu hedef doğrultusunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Malumunuz süper amatör kümede Sivas'ta namağlup durumdayız. Evet. Sadece iki beraberliğimiz var. Sadece 6 gol yedik sezonda. En yakınımızdaki takımın 2 puan önündeydik. Bugün hemen altımızdaki takım yine puan kaybetti. Ve gördüğünüz gibi hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bölgesel amatör liginde mücadele edeceğiz. Hedefimiz doğrultusunda güzel bir takım çıkartmayı planlıyoruz. Ve inşallah Yıldız elinden profesyonel bir kulübü Türk futboluna, Türk sporuna kazandırabilirsek ne mutlu bizlere diyoruz. Siz futbol oynadınız, Yıldız ile Birlik Spor'da galiba bir dönemde forma giydiniz. Ben oynamadım. Benden önceki kaymakamımız oynamış. Ben geçmişte ben de süper amatör kümede futbol oynadım. Fakat malumunuz meslekten dolayı biraz uzaklaştık. Artık sadece kenardan seyrediyoruz. Dışarıdan destek olmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki keşke oynayabilseydik biz de. Bir de şunu söyleyelim. Yeteri kadar yani... İlgilendiğiniz, müracaat ettiğiniz kişilerden Yıldız ile Birlik Spor'a destek alabiliyor musunuz? Genelde bu kulüpler biliyorsunuz hep yardımla döner, destekle döner. Şimdi en büyük destekçimiz belediye başkanımız. O da sağ olsun yanımızda. Hemen her alanda bizim her türlü konuda bize katkı sağlıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da onursal başkanımız, kulüp başkanımız Ali Bey. Biz tabii devlet memuru kimliğimizde biraz da arka plandayız. Genel anlamda şunu söyleyeyim, bizi çok şevklendirenler, teşvik edenler de olduğu kadar yani ya ne gerek var? Evet. Bu işler masraflı nereye işler. Futbol masraflı bir spordur ya. Başka şeyler yapın türünden kendilerince tavsiye verenler de oluyor. Biz de onların tavsiyelerini teşekkür ederekten değerlendiriyoruz. Gerekli değerlendirmeyi yapıyoruz. Seviyoruz. Bunun başka bir tarifi yok. Biz futbolu, sporu seviyoruz. Elimizden geldiğince de destek oluyoruz yani. Her takım, her kulüp başarılı olacak diye bir şey de yok. Yani gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Amacımız da bu. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Evet, ben de TV58'e çok teşekkür ediyorum. Bizi konuk ettiğiniz için. Kaymakam Bey'in söylediği gibi bir hedefimiz var, üçüncülük. Bütün planlarımızı ona göre yaptık. Transferleri ona göre yapıyoruz. Sağ olsun Ali Bey bu işte birinci derecede sorumlu. Kaymakam Bey'in dediği gibi de onursal başkanız. Nasip olursa üçüncülüğe çıkacağız. Ama Yıldız Eline Spor'u sevdiren hakikaten de şu 6 aylık dönemde Sayın Kaymakamımız. Hiçbir maçı kaçırmıyoruz. Biz gelmesek bile bizi zorluyor yani. Sağ olsun. Ama zaten söylenecekleri Sayın Kaymakam Bey söyledi. Parasal konuda da iş adamlarımızdan, Yıldız El iş adamlarımızdan az da olsa yine gerekli desteği görüyoruz ama biz de belediye olarak zaten yapmaya çalışacağız. Malum belediyenin durumu da pek iyi değil ama bundan sonra durumumuz yavaş yavaş düzeldi. Nasip olursa Birlik Spor'a da faydalı olmak için elimizden ne gelirse onu yapacağız. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Ama şunu söylüyorum Yıldız Eli halkına, bizim her maçımızda bizi desteklemeye gelsinler. Bizden ne istiyorlarsa biz onu yaparız. Araç gereçle ilgili, taşımayla ilgili her şeyi yaparız. Gerekirse öğle yemeklerini de kumanya şeklinde vermeye hazırız. Yeter ki bizi desteklesinler. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben öncelikle TV58 ailesinize, şahsınızda teşekkür ederim. Hedeflerimizi Kaymakam Bey, Belediye Başkanımız söyledi. İnşallah önümüzdeki yıl Bal Ligi'nden 3. Lig'e yükselmek. Ben Kaymakam Bey'e özellikle belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için Yıldız Eli Birlik Spor'a sahip çıkıyorlar. Bütün taraftarımızın, bütün iş adamlarımızın da sahip çıkmalarını bekliyoruz inşallah.
Evet, bu çıktıkları yolda Yıldız Elbirlik Spor Camiası'na başarılar diliyoruz. Ve özellikle de böyle bir kaymakama sahip oldukları için de futbolu seven, takıma yardımcı olan, birleştirici, bütünleştirici gerçeklerinde etrafında herkesi toplayan bir kaymakama, Ahmet Can Pınar gibi bir kaymakama sahip oldukları için de bir kez daha Yıldız Elbirlik Camiası'nı, Yıldız Elbirlik Spor Camiası'nı kutluyorum. Neler söylesin Abdullah Yiğit? Şimdi ben de kutluyorum da gönül isterdi ki, İşte hakikaten izlerken onu düşündüm. Biraz da gıpta ettim. Zara'ya böyle bir futbolu seven kaymakam ve belediye başkanı olsaydı da bu dönemlik. Keşke. Bundan önceki dönem. Yani takım hiç değilse hakikaten de diyorum şu ilginin yarısı olsun. Ya baksana başkan ne diyor ya. Aracınızı tek diyor, gelsinler araç kereç hatta kumanyalarını vereyim diyor. Kaymakam Bey, Kaymakam Bey'e de buradan selam gönderiyorum. Kendisiyle Yıldız Eli'nde beraber olduk, çay falan içtik, sohbet ettik. Evet. Hakikaten Yıldız Eli çok şanslı, çok değerli bir kaymakamı var. Futbolu seven, sosyal bir insan, işinde de son derece disiplinli olduğunu gördüm, duydum orada. Kaymakamlıkla da konuştuk, oradaki çalışanlarla da konuştuk. Çok da seviliyor. Ben Yıldız Eli Birlik Spor'un çok şanslı olduğunu düşünüyorum. İşte bize böyle şeyler lazım. Yani halkın isteklerine duyarlı olacak. İşte Yıldız Eliler tekrar işte bir yani ben futbolu falan sevmiyorum deyip kenara çekilmeyecek. Yani ben anlamam deyip işin içine girmemezlik yapmayacak yani. Bak, Yıldız Eli Birlik Spor neticede kaymakamlığa bağlı bir yerde, yani birlik, vakıf. Yıldız Eli Belediye Sporu olmadığı halde bak Belediye Spor Başkanı Başkanı ne kadar işinde için. Onun için ben tebrik ediyorum. Çok şanslılar. Biz de yani ben kendi adıma diyorum, her konuda destek olmaya hazırız. Yeter ki Sivas futboluna bir şeyler versinler. Zara da biraz ders alsın. Evet, peki. Şimdi ben öncelikle Yıldız Eli Spor'u matematiksel olarak da garantilemediler ama onu zorlayacak bir takım bir Demirspor var. Alacaklar bir beraberlikte bile şampiyon gibi gözüküyor. Bundan dolayı şimdiden de olsa Yıldız Eli Spor'u kutluyorum. Evet. Başarısından dolayı. Başarısından dolayı kutlarken Sayın Kaymakam Ahmet Can Pınar Bey'i, onu da kutluyorum. Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Navruz Bey'i de kutluyorum. Sayın Başkanlar Ali Dülger Bey'i de kutluyorum. Hele ki Ahmet Can Pınar Bey hakikaten her ilçeye lazım. Kesinlikle. Sadece Sivas olarak düşünmeyelim bunu. Türkiye'nin bütün ilçelerine böyle bir kaymakam şart. Kendisi herhalde yanılmıyorsam futbol oynamış. Futbolun evet. İçinden gelmiş. Biliyor yani neyin nasıl olduğunu biliyor. Bu bulunmaz bir şans. Gönül isterdi ki Zara Spor şu anda bizim temsil ettiği için evet. Bal Ligi'nde. Onların da böyle bir ilgilenen bir kaymakamı olsun. Başarılar elde etsin. İnşallah daha gelecek yıllarda da Bal Ligi'nde de en iyi şekilde temsil eder. Daha üst yerlere de giderler. Hedefimiz üçüncülükler yani, zaten. Söyleyeceğim. Evet. Burada söyleyeceklerim. Böyle yöneticilerin, böyle insanların her sayısı çoğalsın. Sayısı çoğalsın. Her ilçeye de böyle bir yönetici şart. Peki teşekkür ederim Bekir. Evet hocam sen Yıldız Eli Birlik Spor'da neler söylersin? İzledin. Evet ben maçı da izledim. Maçı da izledim. İyi bir takımları var. Gerçi maç zor kazandılar ama daha erken kopabilirdi. Gol bulamadılar. Gol pozisyonları var. Değerlendiremediler. Bizim de Zara'dan sporcu arkadaşlarımız da oynuyor. Evet. İyi bir ekipleri var. Ligin bundan sonraki kalan haftalarında şampiyon olarak tamamlayacaklarını tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle şampiyon oldular. Bundan sonraki kategoride Bal Ligi'nde şimdiden ben başarı dileyim. Ali Başkan için böyle bir kaymakamın olması, böyle bir belediye başkanlığının olması ve bunların kulüp için bir hedef koymaları çok güzel. Şimdi ilçelerle ilgili şu var. İlçede bir heyecan yaratmak açısından, bir sosyal etkinlik açısından futbol bir pencere. Kesinlikle. Tek sosyal etkinlik. Yani böyle bakılırsa olaya, en azından o ilçeyi ayağa kaldırmak açısından işte Zara 3 yıldır, 4 yıldır bu heyecanı yaşıyor. Yıldız Eli de Bal Ligi'nde bir sene oynadı ama en azından bir tecrübe kazandı. Orada başarılı olabilecek bir ekip yaratılabilir. Ben buradan başkana, kaymakama, belediye başkanına hem ilgilerinden, alakalarından dolayı tebrik ediyorum. Hem de bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum. Fazla söyleyecek de.